Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Binance TR uygulamasında para, çekim, yatırma ve transfer işlemlerini inceleyeceğiz. Nasıl yapıldığını teker teker anlatacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar, uygulamaya giriş yaptıktan sonra sağ altta yer alan cüzdan seçeneğinden mevcut hesabınızdaki bakiyeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bu alanda istediğiniz para transfer tipinden yatırma, çekme ve transfer işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Cüzdana şöyle bir göz attığımızda sağ üstteki seçeneklerden fatura menüsünden 2023'e ait Nisan ayı faturanızı görüntüleyebilirsiniz. Yani bir önceki ay gerçekleştirdiğiniz işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz. Ortadaki seçenekte açık emirlerinizi, emir geçmişinizi ve alım satım geçmişinizi inceleyebilirsiniz. Yine sağ üstte fitreme seçeneğinden daha önceki aylara veya günlere yönelik alım satım işlemlerinizi buradan inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ üstteki son seçeneğe baktığımızda geçmişte yatırdığınız, çektiğiniz ve dağıttığınız bütün paraların işlemlerini burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani geçmişe dönük bütün işlemlerinizi görüntüleme şansına sahipsiniz. Evet, aşağıdaki seçeneklere baktığımız zaman buradaki de hesabınızdaki bakiyenin hangi para birimlerinden veya coinlerinde dağılımını nasıl gerçekleştirdiğini inceleyebiliyorsunuz. Burada sahip olduğunuz bütün mal varlığınızı aslında görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Düşük bakiyeli varlıkları gizle seçeneğinden sizde olmayan veya çok az tutarda mevcut olan ve dikkatinizi dağıtacak diğer bütün varlıklarınızı gizleyebilirsiniz. Arama seçeneğinden yine birden fazla mal varlığınız arasındaki işlemleri de buradan hızlıca görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki Binance TR ve Binance Global'deki olan bir özellik olan düşük tutardaki bakiyeyi BNB'ye dönüştür seçeneğindendir arkadaşlar. Mevcut olarak sizin sahip olduğunuz çok az tutardaki veya işleme alınamaz tutardaki kullanılabilir bakiyelerinizi BNB'ye dönüştürerek aslında birden fazla onlarca, yüzlerce coin'i buradan paraya dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Burada seçtikten sonra dönüştür diyerek mevcut bütün küçük varlıklarınızı tek bir coin'e dönüştürerek alım satım işlemlerini kullanabilirsiniz bu sayede. Şimdi gelelim burada yatırma, çekme ve transfer işlemlerinin nasıl yapıldığına. Yatırma seçeneğine giriş yaptığımızda arkadaşlar mevcut Binance TR hesabınıza bir para yatırmak isterseniz. Öncelikli olarak bunun nasıl yatıracağınız çok önemli. Türk lirası üzerinden euro, dolar veya herhangi bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi Türk lirası veya USDT şeklinde yatırma seçenekleri hızlı olarak karşımıza çıkıyor. İstediğiniz coin'i veya para birimini seçtikten sonra ben burada şu an Türk lirasını örnek olarak alacağım. Türk lirasını seçtikten sonra gördüğünüz gibi burada bizim karşımıza seçenekler çıkıyor. Akbank, Fibobanka, Vakıfbank ve Ziraat Bankası burada EFT ve havale işlemlerini 7/24 yapabileceğinizi söylüyor. Yani parayı yatırdığınızda ister hafta sonu olsun, ister mesai saatleri dışında olsun anlık olarak hesabınıza yüklenebilir. Veya diğer bankalar diyerek standart EFT işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Herhangi birini size uyanı seçtikten sonra onayla diyerek ilerliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada parayı yatırma işlemlerinizde kullanacağınız hesap ismi ve IBAN bilgileri karşınıza çıkıyor. Yani sizin Ziraat Bankası'nı seçmiştik örnek olarak burada. Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına girdikten sonra para yatırma işlemlerini hesap adını ve IBAN bilgilerini doğru şekilde kopyalayıp yapıştırarak ardından devam edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ilk Türk lirası yatırma işlemlerinizin 48 saatliğine devre dışı bırakma işlemleri karşımıza çıkıyor. Yani bu da ilk Türk lirası yatırma işlemlerinizden sonra Binance'da transfer ve kripto para çekme işlemleriniz 48 saatinde güvenlik amacıyla devre dışı bırakılıyor arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir değere sahip bir bilgi bulunmuyor burada. Gördüğünüz gibi sağ üstten yine buradan bankayı değiştirebilirsiniz hızlıca.
Yine sağ üstten yatırma, çekme ve dağıtım işlemlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayede gönderdiğiniz tutar, gördüğünüz gibi kalan yatırma limitiniz burada mevcut. Hesabınızın güvenlik seviyesine göre, kimlik doğrulamanıza göre değişiyor bunlar. Gördüğünüz gibi günlük 10.000 TL, aylık 50.000 TL'lik sınırlar mevcut. Bunu 10 milyon TL ve 50 milyon TL nokta yükseltme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde burada yatırma işlemi tamamladıktan sonra maksimum 15 dakika içinde hesabınızda cüzdanı yenile diyerek arkadaşlar mevcut bakiyelerinizin yüklendiğini göreceksiniz. Çekme işlemine baktığımız zaman aynı şekilde buradan Türk lirasını örnek olarak aldım. Gördüğünüz gibi talep ettiğiniz çekme adresi gözüküyor. Kalan çekme limitimiz karşımızda. Burada çekme limit işlemlerini miktarı buradan elle girerek veya hesabınızdaki bütün parayı max diyerek seçtikten sonra arkadaşlar IBAN'ımızı bu alana dolduruyoruz. Ardından adresi kaydet diyebiliriz. Yani daha sonra sürekli bu IBAN'a para transferi gerçekleştireceksek bir etiket ve IBAN bilgisine girdikten sonra daha sonra bu IBAN bilgisini kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 20.000 Türk lirasına kadar olan çekme işlemlerine FES ile desteklenmektedir diyor. Bunun ardından 20.000 Türk lirasından fazla olduğu zaman herhangi bir bankaya 7/24 çekme işlemini gerçekleştirebileceğimizi söylüyor. Yani burada aslında 20.000 TL altında arkadaşlar 7/24 işlem yapabileceğimizi söylüyor. Aynı şekilde diğer bankalarda da sabah 9 ile akşam 16.45 arasında EFT işlemini tamamlayabiliyoruz. Az önce saydığımız Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank gibi diğer bankalarda da 7/24 işlemi tamamlayabiliriz. Çekme diyerek hesabımızdaki istediğimiz tutarı çekim işlemini tamamlayabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde burada transfer işlemlerine bakacak olursak da arkadaşlar Binance TR hesabınızdan Binance Global hesabınıza bir aktarım yapacaksanız, yani Binance Global'e bildiğiniz üzere direkt para aktarımı Türkiye'den yapılmıyor. Buradan Binance TR hesabına aktardıktan sonra Binance Global hesabınıza parayı gönderebiliyorsunuz. Burada öncelikli olarak nereden nereye çektiğini belirledik. Binance TR hesabımızdan Binance hesabımızı seçtik. Ardından hangi tür bir para birimi göndereceğimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok para birimi karşımıza yine çıkıyor. Herhangi birini belirledikten sonra burada miktar girerek veya bütün max direkt bütün Doge coin'i gönderebiliyoruz. Örnek olarak aldığımız Doge coin'i bu şekilde transferi onayla diyerek saniyeler içerisinde iki Binance hesabımız arasında transferi gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Yine sağ üstten işlem geçmişinden daha önceki işlemlerimizi de görüntüleyebiliyoruz bu sayede. Evet arkadaşlar, bugün para çekme, yatırma ve transfer işlemlerini inceledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.